Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Peşaver gecelerine devam ediyoruz. Hazreti Musa'nın ölüm meleğinin yüzüne tokat vurması. Ali Cenab Seyyid Abdülhay bu çeşit saçma sapan sözleri nakleden Ebu Hüreyre, Buhari ve Müslim'i savunmaya kalkışmaması ve muhterem beylerin de hakkında guluv ettikleri, yani aşırı gittikleri, sahihlerinin zannettikleri gibi olmadığına yakin etmeleri için, yakinen inanmaları için yani, daha gülünç bir hadise değiniyorum. Buhari sahihinin birinci cildinde cenaze bablarından olan Men ahabbed defne fil ardil mukaddese babında, sahihin ikinci cildinde Vefat-ı Musa babında ve Müslim de Sahihinin ikinci cildinde Fezail-i Musa babında tuhaf ve hurafi bir hadis nakletmişlerdir. Ebu Hureyre'den şöyle nakletmişlerdir. Ölüm meleği Hazreti Musa'nın yanına gelerek Rabbinin davetine icabet et dedi. Musa ölüm meleğinin gözüne bir tokat vurarak onun gözünü çıkardı. Melek Rabbine dönüp şöyle dedi. Beni ölmek istemeyen bir kuluna gönderdin. O da vurup gözümü çıkardı. Allah Teala meleğin gözünü kendisine geri çevirip şöyle buyurdu. Yani gözünü iade etti ona. Sonra şöyle buyurdu. Kulumun yanına dön ve de ki dünya hayatını mı istiyorsun? Öyleyse elini öküzün beline koy. Eline ne kadar kıl çıkarsa onun sayısınca yaşayacaksın. Burada bir tercüme hatası var. Ne kadar kıl çıkarsa değil, elini öküzün sırtına koy, elin ne kadar yer kaplarsa oradaki her bir kıl için bir sene olacak şekilde yaşayacaksın. İmam Ahmed bin Hanbel, Müsnedinin ikinci cildinde, Muhammed bin Cerir-i Taberi'de kendi tarihinin birinci cildinde Hazreti Musa'nın vefatını zikrederken mezkur hadisi az bir farklılıkla nakletmişlerdir. O da şu şekilde. Hazreti Musa zamanında Melekül Mevt, Azrail, kulların ruhunu almak için açık bir şekilde geliyordu. Ama Hazreti Musa yüzüne tokat vurarak gözü kör olduğu andan itibaren mahlukatın ruhunu almak için gizli bir şekilde geliyor. Çünkü cahil insanların sağ kalan gözünü de kör etmelerinden korkuyor. Demiş oraya bir ünlem işareti koymuş. Mecliste olanların çoğu kahkahayla buna gülmüş. Şimdi siz beylerden insafla hüküm vermenizi istiyorum. Acaba sizin de kendinizi tutamayıp güldüğünüz bu haber saçma ve hurafe değil midir? Ben böyle saçma ve hurafi olan hadisi düşünmeden kaleme alan yazar ve ravilere hayret etmekteyim. Evet, ikinci olarak Buhari Müslim hadislerinden Peşaver Geceleri müellifinin naklettiği rivayet bu. Özür dilerim. Bundan evvel bir rivayet daha var. Onu atladık. Onu okuyalım sonra buna geçelim. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'deki hurafelere bir bakış. Sonra demesinler o hadisi atladılar, açıklayamadılar filan. Buhari sahihinin gusül babında, men iktesele uryanen babında ve Müslim kendi sahihinin ikinci cüzünde, Fezail-i Musa babında ve İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'inin ikinci cüzünde ve sizin diğer alimleriniz Ebu Hüreyre'den şöyle naklediyorlar. Beni İsrail arasında şöyle bir adet vardı. Herkes hep birlikte avret mahallini kapatmaksızın suya girip kendilerini yıkıyorlardı. Ve aynı zamanda birbirlerinin avret yerlerine de bakıyorlardı. Böyle bir davranış onların arasında ayıp sayılmıyordu. Fakat Hazreti Musa kimse onun avret yerini görmemesi için tek başına suya giriyordu. Beni İsrail Hazreti Musa'nın bu tavrına karşı şöyle diyorlardı. Musa'nın tek başına yıkanması ve bizden uzaklaşmasının sebebi bedeninde bir noksanlık ve fıtık olduğundan dolayıdır. İşte bundan dolayı bizim onu görmemizi istemiyor. Bir gün Hazreti Musa yıkanmak için bir suyun kenarına gitti. Elbiselerini çıkarıp bir taşın üzerine bıraktı ve suya daldı. Taş Hazreti Musa'nın elbisesiyle birlikte firar etti. Musa da onun peşine koyulup
Ey taş elbisem, ey taş elbisem. Yani elbisemi nereye götürüyorsun diyordu. Nihayet Beni İsrail Hazreti Musa'nın avret yerine baktılar. Allah'a andolsun Musa'nın bir noksanlığı yoktur dediler. Bu esnada taş yerinde durdu. Hazreti Musa elbiselerini aldı. Daha sonra taşı dövmeye başladı. Öyle ki taş 6 veya 7 defa inledi. Allah aşkına insafla söyleyin, böyle bir amelsiz beylerden birisi için vuku bulsaydı, çıplak olarak halkın içerisine avret yerinizi görmeleri için elbiselerinizin peşine gitmeniz ne kadar da kötü olurdu. Faraza böyle bir olay olsa da insan bir köşeye saklanıp elbiselerinin getirilmesini halktan ister ve çıplak olarak halkın içerisine gitmez. Acaba insanın aklı böyle bir amelin Kelimullah olan Hazreti Musa gibi bir şahsiyetten vuku bulmasını kabul eder mi? Acaba taşın hareket edip Hazreti Musa'nın elbisesini götürmesine insan inanabilir mi? Seyyid Abdülhay, acaba oradaki sünnilerden birisi, acaba taşın hareket etmesi daha büyük mü, yoksa asanın ejderha olup hareket etmesi ve Allah Teala'nın haber verdiği 9 mucize mi daha büyük? Davetçi, yani Peşaver Gecelerinin müellifi, şöyle meşhur bir söz vardır. Diyorlar ki duayı iyi öğrenmişsiniz fakat duanın deliğini yitirmişsiniz. Aziz beyler, bizler peygamberlerin mucizesini inkar etmiyoruz. Aksine Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle o mucizelere iman ediyoruz. Fakat şunu tasdik edin ki mucizeler tehaddi, yani meydan okuma makamında düşmanın batıl olduğunu ispatlamak ve hakkı ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Acaba böyle bir amelde peygamberin halkın içerisinde rezil olmasından başka ne gibi bir tehaddi ve hakkın ortaya çıkması vardır? Seyyid Abdülhay, Hazreti Musa'nın noksanlıktan beri olması ve halkın onun fıtık olmadığını bilmelerinden daha büyük hangi hak vardır? Daha büyük hak hangisidir? Davetçi, faraza ki Hazreti Musa fıtık idi. Bunun peygamberlik makamına ne gibi bir zararı vardı? Peygamberler için noksanlık sayılan zati noksanlıklardır. Örneğin körlük, sağırlık, 6 parmak olmak, felç olmak, kötürüm olmak vesaire gibi. Ama bazı hastalıklardan dolayı cismi noksanlıklar peygamberlik makamına bir zarar vermez. Örneğin Hazreti Yakup ve Hazreti Şuayb peygamberlerin çok ağlama eserinde kör olmaları gibi veya Eyüp peygamberin bedeninin yara olması veya Peygamber-i Ekrem'in Uhud Savaşı'nda başının ve dişinin kırılması gibi. Fıtık da cismani hastalıklardan olup insan için vuku bulan şeylerden biridir. Bunun ne kadar önemi vardı ki Allah Teala mucize göstermekle onu tebriğe etmek istesin ve böylece Beni İsrail Allah'ın peygamberinin avret mahallini görsün de o Hazretin saygınlığı ve şahsiyeti halkın arasında zedelensin. Acaba halk sonradan Hazreti Musa çıplak olarak halkın içerisine gitti ve öfkeli olduğundan dolayı taşa o kadar vurdu ki taş 6 veya 7 defa inledi diye deyip gülmeyecekler miydi? Hayret, Allah'ın peygamberleri taşın hissiz olduğunu bilmiyor muydu da onu dövmeye kalkıştı. Bu saçma sözlerden Allah'a sığınıyoruz. Evet, bu rivayet ve bundan sonra göreceğimiz rivayet ile birlikte geçmişte Şia tarafından, günümüzde de bir kısım oryantalistler tarafından, daha sonra ateistler tarafından bizim hadis kitaplarımızın kadrini, kıymetini düşürmek amacıyla, onları gözden düşürmek amacıyla efendim zikrettikleri rivayetlerdendir. Şimdi evvela bir hususun altını çizelim. Dilimizde bir söz var. Dinime dahleden bari Müslüman olsa derler. Şimdi bu rivayet bizim kitaplarımızda mevcut. Evet, Hazreti Musa'nın taş ile olan bu hadisesi rivayet kitaplarımızda mevcut. Fakat İmamiye Şiası'nın kitaplarında da mevcut. Şimdi tabi bunlar karşılarında cahil bir kitle bulmuşlar. Rivayetten, kitaptan, kaynaktan habersiz. Sizin kitaplarınız şöyledir diye salvo atışı yapıyorlar.
Öbür taraftan kendi açıklarını, gediklerini insanların tespit edemeyeceği şeklinde bir güvenle yapıyorlar bunu. İmamiyye'nin önemli kadim kaynaklarından Ali bin İbrahim el-Kummi diye bir zat var. Bu zat Kütüb-i Erba'dan Kuleyni'nin kafisinde rivayetleri bulunan bir zat. Kafinin şeyhi durumunda. Ali bin İbrahim el-Kummi. Tefsirinde Ahzab suresinin 69. ayetini üzerinde dururken şöyle bir rivayete yer veriyor. Aşağı yukarı aynı ama önemli bir detay var burada. Kendi senet silsilesini zikrettikten sonra diyor ki İnne beni İsrail'e kânu yekûlûne leyse li Musa mâ lirricâli. Bizim kitaplarımızda fıtık diye geçiyor. Evet. Burada Hazreti Musa'nın ya innin olduğu veya tamamen hünsa olduğu şeklinde bir şey var. Yani Hazreti Musa'nın erkekliği yoktu diyorlarmış İsrailoğulları bu rivayete göre. Efendim, rivayetin devamı aynı. Hazreti Musa suya giriyor yıkanmak için. Elbiselerini bir kayanın üzerine koyuyor. Sonra kaya ondan uzaklaşıyor. Efendim, rivayette şöyle bir şey var. فَاَمَرَ اللّٰهُ السَّخْرَةَ فَتَبَعَتْ عَنْهُ Allah taşa emretti. Taş uzaklaştı. Musa'nın suya girdiği yerden uzaklaştı. Hatta نَزَرَ بَنُوا اِسْرَائِلَ اِلَيْهِ Ki İsrailoğulları Musa'ya baksınlar, bakabilsinler. Efendim, فَعَلِمُوا اَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالُوا Bilsinler ki Musa'da onların dedikodusunu ettiği tarzda bir noksanlık yok. Bunu görsünler diye Allah Teala taşa bulunduğu yerden uzaklaşmasını biraz uzaklaşmasını emir buyurdu şeklinde bir detay var. Bu Ali bin İbrahim el-Kummi'nin naklettiği bu rivayeti sadece bu tefsirde değil, sadece Ali bin İbrahim el-Kummi değil, meşhur Kaşani tefsiri safisinde, Bahrani el-Burhan'da, efendim, Huveyzi Nur-us-Sakaleyn'de, efendim, Muhammed el-Meşhedi Kenzü'd-Dekaik'te, Tabatabai Mizan'da, Tabersi Mecmu'l-Beyan'da, Meclisi Bihar-ül-Envar'da, efendim, ve gene Tabersi Müstedrik-ül-Bihar'da nakletmişler. Demek ki bu rivayet İmamiyye'nin kaynaklarında da yaygın olarak mevcuttur. Ve bu kaynaklar İmamiyye nezdinde arkadaşlar sıradan ikinci, üçüncü, beşinci derece kaynak değil. Bu Ali bin İbrahim el-Kummi hakkında İmami Rical kaynaklarına baktığımızda şu bilgiyi görüyoruz. Sikatun fil hadithi septun. Hadiste güvenilirdi ve sağlamdı diyorlar. Mu'temedun sahihul medhebi sema'a fe ektara. Sema'a fe ektara. Rivayetleri sahih, çok mezhebi sahih, çok hadis dinlemiş ve çok hadis nakletmiş birisi. Efendim, innehu min ecelli ruvati ashabina. Ashabımızın çok önde gelen Kadri Yüce ravilerinden birisi. Kâne fî asril imamil askeri, İmam Hasan el Askeri döneminde yaşamış. Efendim, ve dediğimiz gibi Kuleyni tarafından rivayetleri birinci derecede alınmış, çokça nakledilmiş bir zat. Herhangi bir adam değil yani. Şia, İmamiye Şiası nezdinde güvenilirliği müseccel olan bir kimse. Bir ilginç durum daha var.
İmamiye'nin meşhur rivayet alimlerinden Nimetullah el-Cezairi'nin Kısası Enbiya konusunda yazdığı bir eser var. En-Nurul Mubin fi Kısasil Enbiya vel Murselin diye. Orada bu rivayeti zikrediyor Nimetullah el-Cezairi ve şöyle bir değerlendirme yapıyor. Ve kâle cemaatü min ehlil hadis, kendi rivayet erbabını kastederek, İmamiye'nin ehli hadisini kastederek diyor ki, bir cemaat demiştir ki la istibade fihi ba'de vurudil haberis sahih. Bazı Şii alimler bu rivayeti tenkit etmişler. Bu zayıftır bu rivayet demişler. O da diyor ki bu rivayet bu sahih haberle sabittir. Sahih haberle sabit olduktan sonra da bunun muhal olması, mümkün olmamasını söylemek doğru değil. Burada garipsenecek bir durum yok. Efendim. Çünkü diyor onların Musa'yı o şekilde görmeleri, İsrailoğullarını Musa'yı o şekilde görmeleri Musa'nın taammüdüyle, kastıyla, iradesiyle olmuş bir şey değil. Gayri iradi bir şey bu. Efendim. Elem ya'lem enne ahaden yanzuru ileyhi. Musa, Hazreti Musa Aleyhisselam taşın peşinden giderken kendisine insanların baktığının farkında değildi. Bunu bilmiyordu diyor. Efendim. Dolayısıyla bu rivayette garipsenecek bir durum yoktur diyor ve bunu savunuyor Nimetullah el-Cezairi. Şimdi onlar öyle demiş. Bu vakayı tespit ettikten sonra kalkıp bunu Ehl-i Sünnet'in Buhari Müslim gibi temel kaynaklarına bir zaaf diye yönlendirmeleri, yöneltmeleri doğru değil. Kendi kaynaklarında da bu var. Kaldı ki arkadaşlar, burada dile getirilen tenkit meselelerine baktığımızda önümüze enteresan şeyler çıkıyor. Şimdi birincisi, taş böyle bir fiil işler mi? Cansız bir varlıktır. Hazreti Musa'nın elbiselerini alacak, kaçacak, ondan sonra bir yerde duracak. Hazreti Musa gidecek, elbiselerini alacak, sonra kızacak, taşa vuracak. Taştan inilti sesi gelecek. Böyle bir şey mümkün müdür? Arkadaşlar, böyle bir şey mümkündür. Bir kere naklen böyle bir şey mümkündür ve vakidir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 74. ayetinde Allah Teala Yahudilerin katılaşmış kalplerinden, taşlaşmış kalplerinden bahsettikten sonra adeta taşı Yahudilerin kalbine benzemekten tebriye ederek diyor ki ve inne minel hicareti lema yetefecceru minhul enharu, öyle taşlar vardır ki İçinden nehirler fışkırır. Ve inne minha lema yeşakkaku feyahrucu minhul ma, öyle taşlar vardır ki yarılır, parçalanır ve içinden su çıkar. Musa Aleyhisselam'ın asasını vurup 12 göze fışkırtması gibi. Efendim, ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah, öyle taşlar da vardır ki Allah korkusundan bulunduğu yerden yuvarlanır, düşer. Allah Teala taşın haşyetullah'tan bulunduğu yerden yuvarlanıp düştüğünü haber veriyorsa, böyle bir şeyden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de haşa abes olmayacağına göre, hilaf-ı hakikat bir şey olmayacağına göre, demek ki taşlarda Allah korkusu olur, demek ki taşlar hisseder. Siz buna ister mecazi deyin, ister hakiki deyin fark etmez. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş. Taşlardan öylesi var ki, Allah korkusundan bulunduğu yerden yuvarlanıp düşer. Sonunda soralım soruları. Efendim. Fussilet suresinin 11. ayetinde gökler ve yerlere Cenab-ı Hakk'ın teklifi,
teklif etmesi, emaneti teklif etmesi, itaati teklif etmesi, itiya tav'an evkerhen ve eteya galeta eteyna ta'i'in, ister kerhen ister isteyerek itaat ederek gelin buyurdu Cenab-ı Hak. Onlar da dediler ki itaat ederek efendim geldik. Gökler ve yer böyle bir bağlılık göstermiş Cenab-ı Hakk'ın emrine. Enbiya suresinin 79. ayetinde ve sakharna ma'a Davud el cibale yusebbihne ve tayre. Dağları Davud'un emrine musakhar kılmıştık. Onlar Allah'ı tesbih ediyorlardı ve kuşlar. Kuşlar dağlarla birlikte veya dağlar kuşlarla birlikte Allah'ı tesbih ediyorlardı. Dağları Hazreti Davud'un emrine musakhar kıldığını bildiriyor Cenab-ı Hak. Efendim. Gene İsra suresinin 44. ayeti. Tüsebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. Yedi kat gök ve yer ve bunların içinde bulunanlar Allah Teala'yı tesbih ederler. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Allah'ı hamdiyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey onu hamdiyle tesbih eder. Velakin la tefkahun. Ancak siz anlamıyorsunuz tesbihahum, onların tesbihini. Her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor ama biz onların bir kısmının tesbihini anlamıyoruz. Bu bizim idrak kapasitemizi aşan bir durum. Gene Cenab-ı Hak Rahman suresinin 6. ayetinde ve necmu ve şeceru yescudan buyurmuş. Yıldız da ağaç da secde ederler. Evet, bu nakli deliller karşısında taş hareket etmez demek Kur'an'a inanan, Kur'an'ın muhtevasından haberdar olan bir Müslümanın yapabileceği bir şey değil. Allah Teala emir verirse taş da yürür, ağaç da secde eder. Bizim cansız dediğimiz varlıklarda konuşur. Onlardan canlı varlıklardan sadır olan bu türlü fiiller sadır olur. Bunda bir beis yok. Efendim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gayri iradi bir biçimde elbiselerinin peşine düşmesinde garipsenecek bir durum yok. Nimetullah Cezayir'in tevcihi bu noktada gerçekten makul ve güzel bir tevcih. Hazreti Musa bu fiili irade olarak yapmıyor. Elbiselerinin peşine düşüyor. İnsanlardan ayrılmış, başka bir ıssız mekanda suya girmiş. Taş elbiselerini almış, yuvarlana yuvarlana gidiyor. Hazreti Musa da elbiselerinin peşine bir refleksle gidiyor. Dolayısıyla burada şu önemli, bu taş acaba ne kadar hareket etti? Kilometrelerce mi gitti efendim? Yoksa birkaç takla attı, yuvarlandı, o şekilde durdu. Hazreti Musa da sudan çıktı, taşın yanına gitti. Böyle mi oldu? Muhtemelen böyle bir şey oldu. Taş kilometrelerce gitti, Hazreti Musa da o vaziyette gitti diye düşünmek, söylemek çok makul görünmüyor. Bunun bir refleksle yapıldığı, gayri iradi yapıldığı çok açık. Orada Cenab-ı Hak Bene İsrail'e bir zanlarının asılsız olduğunu bu şekilde göstermeyi irade etmiş ve bu şekilde göstermiş. Bunda şaşılacak bir şey yok. Hazreti Musa taşa vurunca taş inlemiş. Cansız varlıklar inler mi? İnler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biliyorsunuz Medine'de Mescid-i Nebi'de kendisine minber yapılmadan önce bir hurma kütüğüne yaslanarak hutbe irade ediyordu. Sonra minber yapılıp da oraya geçince o kütük bulunduğu yerde inledi ve bunu bütün cemaat duydu, sahabe duydu. Bu hemen bütün rivayet kaynaklarında mevcuttur. Bunu imami kaynaklar da naklederler. Bu tevatürle sabit bir şeydir. İmami rivayet kaynaklarında, tefsir kaynaklarında vesaire de burada adlarını teker teker zikretmeyi gereksiz görüyorum.
bu hurma kütüğünün inlemesi hadisesi nakledilir. Dolayısıyla hurma kütüğü inliyorsa taş da inler. Bunu kabul edenin bunu da kabul etmesi gerekir. Ya da her ikisini de reddetmesi gerekir. En azından İmamiye bu rivayetlere itibar ediyor, bunları kabul ediyor. Kendi rivayet kaynaklarında Efendimizin mucizeleri bağlamında bunu naklediyor. Dolayısıyla bu nakil onları ilzam eder. Hurma kütüğü inlerse taşta inler deriz. Burada Hazreti Musa Aleyhisselam'a dönük son bir tenkit. Musa yani cansız bir taştan intikam alır gibi, onu azarlar gibi, onu cezalandırır gibi taşa vurur mu? Vurur. Bir peygamber böyle bir abes yapar mı? Bu abes değil bir kere, onu söyleyelim. Yani abes bir davranış değil bu. Efendim, kendisine böyle bir şeyi yaşattığı için taşa Hazreti Musa'nın sinirlenerek muamele etmesinde anlaşılmayacak bir şey yok. Kaldı ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şahsiyetiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de olsun, rivayet kaynaklarında olsun nakledilenlere baktığımızda Hazreti Musa'nın bayağı bir sinirli bir peygamber, öfkeli, celalli bir peygamber olduğunu görüyoruz. Mısır'dayken bir Kıpti ile bir İsrailoğullarından birisi kavga ediyordu. Kıpti'den yana çıktı. İsrailoğullarından yana çıktı. Kıpti'ye bir tokat vurdu. Kıpti düştü ve öldü biliyorsunuz. Ondan sonra ertesi gün aynı İsrailoğullarından aynı kişiyle bir başka İsrailoğullarından bir başka kişinin sokakta kavga ettiğini gördü. Onları ayırmaya çalışırken öbür şahıs dedi ki ya Musa dün o Kıpti'yi öldürdüğün gibi bugün beni de öldürmek mi istiyorsun? Hazreti Musa bir tokat vuruyor, adam yere düşüyor, ölüyor. Bunlar hep ayetle sabit arkadaşlar. Hazreti Musa o elvahı levhaları aldığında almak için Tur-i Sina'ya gidip de döndüğünde baktı ki Samiri insanları buzağı yapmış ona taptırıyor. Oysa kendisi Hazreti Harun Aleyhisselam'ı onların başına bırakmıştı gözetleyici olarak. Onların o halini görünce Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle elindeki levhaları sinirlenerek yere attı. Hazreti Harun'un sakalından ve saçından tutarak çekti. Ben seni bunun için mi bırakmıştım İsrailoğullarına? Niye bunu böyle yapmalarına fırsat verdin diyerek kardeşi bir peygamber Hazreti Harun'u sakalından ve saçından çekti. O da sakalımı saçımı çekmeyi kardeşim dedi. Ben üstüme düşeni yaptım bunları söyledim ama beni dinlemedin. Kaldı ki elindeki levhaları niye atıyor Hazreti Musa? Değil mi? Bunların içinde vahiy var. Bir peygamber böyle bir şey yapar mı? Demek ki oluyormuş. Bunlar da Kur'an ayetleriyle sabit şeyler. Dolayısıyla böyle öfkeli bir peygamberin, böyle celalli bir peygamberin mahrem yerlerinin açıkta kalmasına sebebiyet veren bir taşa vurmasında da anlaşılmayacak bir husus göremiyoruz. Evet, bunu bu şekilde ifade ettikten sonra öbür meseleye bir gelelim. Hazreti Musa'nın ölüm meleğini tokatlaması meselesi. Gene aynı bir kere Hazreti Musa'nın o celalli halini bir gözümüzün önüne getirelim. Bir peygamber yanına gelen bir meleği tanımayabilir mi? Tanımayabilir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Lut kavmini helak etmek üzere kendisine gelen melekleri tanımamıştı. Efendim. Hazreti Lut da tanımamıştı. Bunlar hep ayetle sabit şeyler. Uzatmamak için ayetleri okumuyorum. Dolayısıyla melekler insan kılığına girdiğinde peygamber onları insan zanneder. Bunda şaşılacak bir şey yok, garipsenecek bir şey yok. Muhtemeldir ki Azrail Aleyhisselam da böyle bir insan suretinde geldi Hazreti Musa'ya. Ve Rabbine icabet et dedi. Bu ne demek? Seni öldüreceğim demek.
ruhunu kabzedeceğim, canını alacağım demek. Hazreti Musa gibi celalli bir insana bir adam gelmiş diyor ki canını alacağım. O da nasıl alırsın sen benim canımı diyerek bir tokat vurup gözünü çıkarıyor. Bu gayet tabii bir şey. Bir tokat vurarak bir insanı öldürebiliyorsa, daha doğrusu ölümüne sebebiyet verebiliyorsa Hazreti Musa gibi bir insan, bir peygamber, insan suretinde gelmiş birisine de bir tokat aşk ederek gözünü çıkarabilir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Garipsenecek bir şey varsa eğer, ki ben şahsen garipsemiyorum İmamiyye'nin bu tahrif faaliyetleri karşısında, rivayetin devamı var. Devamını burada vermiyorlar. Nasıl bitti burada rivayet? Kulumun yanına dön ve de ki dünya hayatını mı istiyorsun? Öyleyse elini öküzün beline koy. Eline ne kadar kıl çıkarsa onun sayesinde yaşayacaksın. Rivayet burada bitti. Nakil. Oysa rivayet devam ediyor. İmam Bukhari'deki ve Müslim'deki daha sonra Hazreti Musa soruyor. Ya Rabbi ben bu elimi buraya koydum. İşte kaç tane kıl geldiyse her bir kıla karşılık bir sene yaşadım da sonunda ne olacak ya Rabbi? Cenab-ı Hak buyuruyor ki ölüm. O zaman diyor benim canımı en yakın zamanda al ama Filistin toprağına bir taş atımı mesafede olsun. Şimdi bu kısmı nakletmiyorlar. Aslında bu kısımda son derece önemli bir şey var. Hazreti Musa aleyhisselam biliyorsunuz İsrail oğullarıyla beraber Filistin toprağına kadar geldi. Sınıra kadar geldiler. Orada casuslar gönderdi. Casuslar gittiler. Oradaki ahvali gözetlediler. Geldiler. Ve dediler ki orada çok savaşçı, efendim iri yarı bir kavim var. O zaman İsrailoğulları dediler ki ya Musa sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız. Oysa tam kapıya gelmişlerdi. Onlara o toprak vaat edilmişti. En'am suresindeki ifadesiyle. Ya kavmet hulul erdel mukaddesetelleti keteballahu lekum. Ey kavim Allah'ın sizin için yazdığı mukaddes toprağa girin. Bu emre rağmen onlar dediler ya Musa biz gelmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Hazreti Musa vaat edilen topraklara girme arefesindedir. Efendim böyle bir anda birisi gelmiş içeri girmiş diyor ki seni öldüreceğim. Ya dur toprağa gireceğiz. Mukaddes vaat edilmiş toprak bu kritik bir zaman. Sen kimsin geldin burada beni ölümle tehdit ediyorsun. Bir tokat vurmuş olabilir. Ama neticesi Azrail aleyhisselam bu defa kendi asli suretinde geldiğinde bu konuşma vasıtalı olarak cereyan ediyor belli ki. Musa aleyhisselam soruyor bu kadar yaşadıktan sonra ne olacak? Ölüm. O zaman diyor en yakın zamanda ya Rabbi benim ruhumu alama. Mukaddes topraklara bir taş atımı mesafede olsun. Gerçekten de bir taş atımı mesafede Musa aleyhisselam vefat ediyor. Daha sonra oraya Hazreti Yuşa önderliğinde giriyor İsrailoğulları biliyorsunuz. Onun da bir ayrı hikayesi var. Kısmet olur vesile düşerse anlatırız. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın burada ölüme direnmesi, ölümü istememesi gibi bir şey söz konusu değil. Hazreti Musa kendisine gelen varlığın melek olduğunun, Azrail olduğunun farkında değil. Birisinin kendisini tehdit ettiğini düşünüyor muhtemelen ve ona böyle bir mukabelede bulunuyor. Böyle olmasaydı rivayetin sonunda ya Rabbi o zaman benim canımı hemen al demezdi. Böyle bir teslimiyet göstermezdi. Acaba Hazreti Musa gelenin ölüm meleği olduğunu tanıdı da ben şimdi ölmek istemiyorum git daha sonra gelirsin filan mı dedi. Biz kendi kaynaklarımızda peygamberlerin dünyayı mı yoksa ahireti mi tercih etme noktasında muhayyer bırakıldıklarını biliyoruz. Bu aleyhissalatü vesselam Efendimiz için de bizzat
geçerlidir. Kendisi için de bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ifade buyurmuştur. Ahireti tercih ettiğini, her peygamber için böyle bir muhayyerlik tanındığını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ifade buyurmuş. Buhari'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha diyor ki Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul, Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Ma min nebiyyin yamradu illa huyyire beyne dünya vel ahire. Hiçbir peygamber yoktur ki hastalansın da dünya ve ahiretten birini tercih etme noktasında serbest bırakılmasın. Demek ki her peygamber böyle bir muhayyerlik durumuna muhatap olmuş. Efendim, kendisi hakkında da Efendimiz buyurmuş ki inne abden hayyerahu Allahu beyne en yu'tiyehu min zehreti dünya ma şa'e. Bir kulu, kendisini kastederek Efendimiz, bir kulu Allah Teala dünyanın süslerinden istediği şeyleri almakla ve beyne ma indehu kendi zat-ı uluhiyetinin katında bulunanları tercih etme noktasında Allah bir kulu muhayyer bıraktı, serbest bıraktı. فَخْتَارَ مَا عِنْدَ Okulda Allah Teala'nın katındakileri ihtiyar etti, onu tercih etti. Demek ki böyle bir durum var peygamberler hakkında. Peygamberler de dünya ve ahiret arasında muhayyer bırakıldıklarında tercihlerini yapıyorlar. Bu gayet tabii bir şey. Diyelim ki Hazreti Musa kendisine gelen meleğin melek olduğunu tanıdı. Diyelim ki bilfarz ama mukaddes topraklara girmek üzeredir. Kritik bir zamandır. Dolayısıyla tercihini oraya girmekten yana koymuş olabilir mi diye insanın aklına geliyor. Ama ölüm meleğini tanımadan bu işi yaptığına dair söylediğimiz şeyler Allahu alem ulemanın da tercih ettiği şeyler. Kaldı ki arkadaşlar, burada daha evvel nakletmiştik. İmamiye'nin kendi rivayet kaynaklarında bizim peygamberler hakkında bize haber verilen bu şeyler, İmamiye'nin kendi rivayet kaynaklarında imamlar için de bahis konusudur. Efendim, Kuleyn-i Kafi'de bir bab başlığı koymuş. İmamlar diledikleri zaman, ne zaman öleceklerini bilirler ve diledikleri zaman ölürler diye bir bab başlığı var. Orada imamlardan muhtelif rivayetler var. O rivayetlerden bir iki örnek okuyayım size. Kafi 1. cilt sayfa 153. Babu ennel e'immete ya'lemune meta temut yemutun. İmamlar ne zaman öleceklerini bilirler. Ve ennehum la yemutune illa bi ihtiyarin minhum. Ve onlar ancak diledikleri zaman ölürler. Dilerlerse ölürler. Bu bab altında birkaç tane rivayete yer vermiş. Örnek olarak iki tanesini okuyayım size. Biraz büyüteyim ekranı. Anil Hasan İbnil Cehmi kale kultu lirrıda, İmam Ali Rıza'ya dedim ki diyor Hasan İbni Cehmi isimli ravi, İnne emirel müminin aleyhisselam kad arafe katilehu, Hazreti Ali radıyallahu anh katilini tanıdı. Ve leyletelleti yuktelu fiha, ve öldürüleceği geceyi bildi. Ve mevdu'allezi yuktelu fihi, öldürüleceği yeri bildi. Ve kavluhu lemma semi'a siyahal ivezzi fiddari savaihu tetba'uha neva'ihu. Hazreti Ali radıyallahu anh bunları bilip de etrafındakilere haber verince orada bir gürültü, bir şey, ağlaşma, bağırışma efendim meydana geliyor. Ümmü Gülsüm diyor ki lev salleyte leylete dahile dari
ve emerte gayreke yusalli bin nas. Keşke bugün evin içinde namaz kılsan, mescide çıkmasan da evin içinde namaz kılsan, insanlara da başka birinin namaz kıldırmasını emretsen. Fe eba aleyha, fakat Hazreti Ali bunu kabul etmiyor. Ve ketüre duhuluhu ve hurucuhu tilkelleyle bila silahin. O gece Hazreti Ali silahsız olarak dışarı çıkıp içeri giriyor. Sıkça dışarı çıkıp içeri giriyor. قَدْ عَرَفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ اَبْنَ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللّٰهُ قَاتِلُهُ بِالسَّيْفِ Ve biliyor ki İbn-i Mülcem kendisini kılıçla öldürecek. كَانَ هَذَا مِمَّا لَمْ يَجُزْ تَعَرُّضُهُ Efendim, فَقَالَ ذَٰلِكَ كَانَ لَكِنَّهُ خُيِّرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَ İmam Ali Rıza'ya soruyu soran vatandaş bunları anlattıktan sonra diyor ki, Hazreti Ali bile bile ölüme giriyor, ölüme gidiyor. Efendim, bu böyle bir şey yapmak caiz değildir. Bunun üzerine İmam Ali Rıza diyor ki, ذَٰلِكَ كَانَ Bu böyledir, öyleydi. لَكِنَّهُ خُيِّرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَ Ancak Hazreti Ali o gece serbest bırakıldı tercih yapma konusunda. لِتَمْضِيَ مَقَادِيرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah Teala'nın takdiri gerçekleşsin diye efendim Hazreti Ali o gece serbest bırakıldı. O da ölümü tercih etti. Bir başka rivayet, an ba'de ashabine an Ebil Hasan Musa, İmam Cafer'in oğlu İmam Musa Kazım rahimehumullah'tan naklediyorlar. Gale demiş ki, inna Allah azze ve celle gadibe aleşşiati, Allah Teala Şia'ya gadab etti, öfkelendi, gazaplandı. Fe hayyereni nefsi evhum, beni de onları ya da kendi nefsimi tercih etmem noktasında serbest bıraktı. Bir tercihte bulunmamı murad etti. Efendim, fevakaytuhum vallahi bi nefsi, Allah'a yemin ederim ki ben onları tercih ettim. Kendi nefsimi kurban ederek onları korudum. Evet, onların daha başka rivayetler de var. İmamiyye'nin kendi rivayet kaynaklarında demek ki imamlar bile ölümle yaşama arasında serbest bırakılıyor. Efendim, böyle bir serbestiyet durumu imamlar için varsa peygamberler için de haydi haydiye olur diyelim. Evet, burada bırakalım. Teşekkür ederim sabrınız için. Biraz uzattık, hakkınızı helal edin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alamin.